Oğlum Şöyle, yapma bakayım. şunu. Şıkır 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 şıkır. Ne yapayım? Başlatacağım şimdi. Gerildi. Bavul hazırlama videosuyla karşınızdayım. Çünkü İspanya'ya gidiyorum. Nazlı ve ablasıyla birlikte bir haftalık bir İspanya tatili yapacağız. Ve gitmeden önce bavul hazırlama videosuyla bu serinin ilk videosunu açmış bulunmaktayız arkadaşlar. Evet. Bir hafta boyunca birlikte olacağız. Sizler de bizle olacaksınız. Şu an dünkü doğum gününden sonraki sesimin trans... Sen de ses ya. Evet, gitti şu an. Şu an şu etrafı görseniz kafayı yersiniz. Biz şu an yemek üzereyiz. Kenarda Berra var. Berra bavul hazırlayıcımız olarak bizi yardım edecek. Bize çünkü... bunları koymayacağız. Çünkü biz her şeyi koyacağız bu gidişle. Evet. Ya ben bütün evi taşıyabilirim. Öyle bir potansiyel sahibim. Bütün tişörtler beni güldürüyor. Hepsini koyarsak ben. Koyarım ben. Hayır, başa ben mesela. Her tatile böyle böyle şeyler götürüyorum. Eklen. Gel. Şimdi şöyle öncelikle merhabalar arkadaşlar. Şimdi ayakkabıların hepsini buraya dizeceksin, tamam mı? Ayakkabıları... Şu an. Ya bir tur dizeceksin. Poşetlerin üzerine dizeceksin. Sonra bir çorapların hepsini poşetin çoraplarının içine koyacaksın hepsini. Sonra kombinini ona göre seçmeye başlayacaksın. Buradaki giymeyeceğin günlük olan hiçbir şeyi almayacaksın yanına. Günlük olabilecek şeyleri. Çünkü sonra eşit. Ama ya giyersen? Ya giyersen ki ben de yıl ihtimal hep çünkü. Bak bir de siz hepimiz beraber gidiyorsunuz. Burada hiçbir şey evet. Çıkabilir arkadaşlar. Parmağımı kötü yaptım. Şey ses oradan geliyor. Şimdi şöyle biz 3 kız olacağız. Nazlı, ben ve ablası Serra. O yüzden üçümüz birbirimizden de giyineceğimiz için öyle bank evet. Atışlar yapmamız lazım ki. Gün içinde 2 kombin olacak. Bir öyle. Evet sizin yani, normal sabahtan giyeceğim. Sabahtan mesela çıktığımızda bir de akşam giyeceğiniz çıkarken. Üstleriniz yok mu bu, senin de bu tarzda üstlerinde? Var. O zaman beraberlik giyinebilirsiniz. Bir giydiğinizi evet, bir daha ceketleri ortaya geçmemiz evet. Lazım. Bir giydiğinizi bir daha birisi giyemez. Mesela gömlek içine başkası giysin, onun içine başkası ha, ceket şey yapsın. Yani. Hayır, elinizde bile onu yıkayıp asıp sonrasında kurtarabilirsiniz yani. Doğru. Yani. Şu anda başlayacağız. Sakin olalım. Sakin olalım. Sakin kalamıyorum. Çünkü çok dağınık ve benim sinirim bozuldu dağınık. Evet. Önce ayakkabıları tamam, dur yapacağız. Şuraya bak, şu kenara doğru. Tamam. Önce bak, önce kombin yapalım, ayakkabıları sonra yapalım. Ben bir şey önce babamı şöyle döndürsek ya. Şöyle tamam. Kartımı giymez. Biliyorum onu giymiyor. Pardon. İşte bir sürü orada tişört falan var. Bunu almıyorum. Zaten yazın giydiğim şeydi. Ben burada oturuyorum. Bence ilk önce tişörtlerden başlayalım mı? Bakın ne yapayım biliyor musun? Bunları böyle çekeyim tamam mı? Şu etiketleri başlayalım. Siz buraya kombin olabilecekleri koyacaksınız. Çok soğumuş. Şimdi bir kere bu etekle başlayalım. Bu eteği net alıyoruz çünkü. Tamam, bu eteği ben neyle giyeceğim? Bu şort etek. Şimdi tamam. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Buraya olabilecek üstlerini çıkart. Mısır kalıyı. Şimdi. Şöyle basic üstler var tamam mı? Şimdi bana onları ver. Elinde şey yok. Şöyle bu eteği mi? Aynen bir aç eteğini. Ama bu eteği aç bir dakika. Öncelikle bence şuna bakmalıyız. Bu etek gündüz mü giyecek akşam mı? Heh işte. Bu akşama çok güzel olur. Tam ben akşam saten olduğu için. Evet. Akşamlık bir giyiş var. Mesela bu eteği üstüne ben crop top giymeyi düşünüyorum. Veya kısa kolu giymeyi düşünüyorum. Bence. Baktım o gün hava soğuk. Siyah blazer üstüne bunu alırım. Ne? Siyah blazer gibi bir şey. Var. Güzel olur. Deri var ya siyah deri blazer. Bence olur mu? Olur. Bunun üzerinde bu tar değil. Beyaz da olur, siyah beyaz olmaz. Siyah beyaz evet olmazmış. Olmaz. Bu olur. Bu tişört değil. Değil mi? Aa bu. Bu böyle. Aa net bu. Evet net bu. Bak bir de ben bunu tişört zannettim. Net. Bu çünkü bu satenlerde oluyor. Beyaz bunu olmaz çünkü bunun rengi tam beyaz değil. Biraz da kreme kaçıyor. O zaman bunun siyahını annene desin. Bunun aynısının siyahı annemde var. Ne olur ne olmaz üstüme omuzlarıma siyahını alırım eğer üşürsem. Mesela diye. Akşam giydim. Ya abi bana iki tane sweatshirt al başka hiçbir şey almayalım abla. Ben bayağı kılı... Ben evi taşımak istiyorum. Ben bayağı kılısı açacağım. Ya bir şey söyleyeceğim. Orada da bir şeye para harcayacaksınız. Bir şeyler alacaksınız. Yani abi bu kadar abartmayın. Neyi nerede gideceğimiz orada mı karar vereceğiz? Bu da short izlek. Bence evet. Ve fix. Rahat. Salaş. Abi ya bu. Buna bu çok yakışır. Ben... Çok aşırı mı yazlık? Yo bence çok çiğ mi kaldı diğerde. Bir düşünün ama bunun üzerine başka ne olur ki? Başka evet. Şurada da bir şeyler var vereyim mi Berra? Hayır orada yok. Yok mu? Şu var işte bir de bir tek içine sokabileceğim. Olur be Başak. Olur ya. Hayır, bu olmaz. Aaa! Yok. Bir tane pembe blazer aldı ya bir tane geçen bir tane kombin evet, gelmişti. Evet, evet. Bunun üzerine başka bir şey yok muydu aldık üzerine? Bir dakika göstereceğim onu. Aynı renkte bir şey. Çünkü çok benziyor. Tamam. Bu şöyle bir. Neydi bu? Cargo jean. Cargo jean. Bu da böyle omuzları açık tuttun mu? Omuzları ben şurasına tutuyorum. Yani oradaki duruma göre değişebilir. Tamam. Bunu nereye hissi için düşündüm? Bu çok... biraz daha Sevilla Malaga için falan. Tam sahil kesimde falan. Tam desenler ona. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Tamam. Aynen. Bak şimdi bunları bunun arasına koyacağız. Berra Hanım'ın taktiği nasıl yapıyordun? Göster millete. Ben kötü katlamış olabilirim. Bir tık. Düştüm böyle. O mavi elbisenin altında beyaz ayakkabım, beyaz çantam.
beyaz gözlük. O çok güzel oldu. Tam şey, Madrid'de giyecek bir şey. Tam Madrid. Sana çok büyük yaptın. Beğenmiyorum efendim. Hatta bu dar İspanyol. Bu her şeye uyar. Paçalarına bakalım. Evet ya Berra, bu hep böyle hep. Yapacak bir şey yok. Geçmiyor. Peki. Evet, geçmiyor. Bir şey olmaz, yakın görecek. Bence de. Bununla, hayır, bununla Tutku'nun aldığını giyeceğim. Hem spor, bu lavenderimiz tişörtünü giyeceğim. Bu beyaz pantolonum. Hatta bu kombini tam şu an. Yanında da bu çantayla birlikte lacivert. Hani benim gözümde canlandı. Değil mi? Bayağı güzel olur. Saçlarımı altımı toplarım bununla. Sıkı. Evet. Ayakkabı ne? Ayakkabı da beyaz. Aa şey var, New Balance'da da olur. Tamam, bana şunu ver. Etiketini kes. Şu elbiseyi aldım Nayya'dan. Nayya'dan bunu aldım. Bu çok güzel. Güzel. Bu tam şey, Sevilla'da akşam yemeğe gidecek gibi falan. Sana karar veririz orada. Berra bunu... Abi bir şey diyeyim mi? Bu çok güzel. Arkadaşlar bu böyle. Berra'nın aldığı Levan Friday'nin elbise de alsam mı pembe? Kötü mü olur o? Zaten bir tane pembe elbise var. Bir de şöyle bir elbise var. Bunu tekrar göstereyim. Şöyle düz gömlekli bir elbise. Buna beyaz ceketim var bir tane deri. Bu olur. Altına beyaz ayakkabı, beyaz çanta. Pantolon... Şu şorta ne diyorsunuz? Gerek var mı yoksa? Gerek yok. Bunu alsam bu şeyde... Var. Hasır terlik var mı? Hasır terliği yok. Neyse bende var, benimki diğer. Şu ikisi olabilir diye düşündüm böyle. Bence çok güzel. Çok güzel olur. Göster. Ama hava orada nasıl olacak abla? Malaga şey, Marbella falan yakın ya işte, Avrupa'nın şeyi diyorlar, Los Angeles'e bayağı şey. Şimdi bir de böyle bir üstüm var ama bunu nerede yiyeceğim bilmiyorum. Arada bir şeyim var bak. Onu ben koydum. Bu var. Bu da çok güzel. Bu neye gideceğim bilmiyorum. Şimdi şu şortlar bir kere, şunları ben şöyle bir çıkaracağım. Berra böyle koyabilir miyim? Koy. Bunu alayım mı? Satenimsi bir şort burada yaz. Yok. Ama ne üzerinden alacağız? Aa, şunu almasın, şunu geri koyalım. Onu yazın giyiyorum zaten. Şu abla bununla bu çok güzel olur. Çok güzel. Baksana. Güzel. Bundan daha güzel oldu. Böyle bunlarla şey görmüştüm mesela, insanlar bunun üzerine çıkıp şey giyiyor. Bunlar blazer giyiyor. Evet, o tarz bir şey olabilir. Bunun blazer ne? Yeşil var. Yeşil almayalım dedik. Bir tanesi... Hangisine daha rahatsın? Bana onu söyle. Bunu çok rahatsın. Bu çok göz birbirine bitiyor. Bayağı da çözüm. O zaman bu olsun. Bence daha bu ya. Bunun kesimi nasıl desem. Çok böyle o benim geldi. Zaten. O benim. Bu. Bu. O zaman bu böyle. Hem bol giyersin abla, rahat da olur sonra gezerken. Yani şimdi de bu var, şey bunu tut. Şey. Bir de bu. Ama bence bununla bu daha güzel olur. Berra bununla bu diyor. Bununla bu daha talay savaş olur yani, daha güzel olur. Bence ikisi de olur. Hayır, bence bu olur. Zaten bir tane... Şurada kot şort aldık ya. Evet, aynen. Bir tane kot şort almak gerek yok. Hangisini daha çok seviyorsun? Bence... Daha rahat. Ama bu da bunu mu alsak o zaman? Ama bunu... Ama şimdi bunun buraları dar şey, bu dar şey bir kesim, rahat bir şey bir kesim, görünüş olarak. Hı hı. Bilemedim ama iki şortun da rengi falan aynı birini seç ya. Ya bir daha... Bu kalsın için yarın yine karar veririm. Bir dakika dur. Bunu mu giy diyorsunuz? Şöyle bir bakabilir miyiz kamerada? Bunu biriketen bir satanisi gibi. Ben de bilemedim. Çok böyle şey bir kumaş. Daha böyle... Ne denir? Akşamlık. Evet. Beraber bu gündüz olmaz. Arkadaşlar, neredeyse biz başladığımızdan beri 1,5 saat oldu ve tamamladık yani sayılır. Şöyle size gösteriyorum. Ben de deli yoruldum. Gece giyeceklerim ve gündüz giyeceklerim olarak ayırdım. Bu sweatshirt genel basic olan. Bunun siyahını annemden isteyeceğim. Bu Berra bir de ekstra böyle bir komi yaptım. Senin şundan ya haberin yok. Ne? İnsanlar diyecek ki çüş diyecek. Arkadaşlar bu benim onları azaltmış ve en minimale indirmiş halim. Berra tamam bak biliyorum abartıyorum ama hani ne yapayım ben hep ne olur ne olmazcıyım. Yani olmaz sen olsan ya. Almazdın böyle biliyorum. 3 kişisiniz. İlla birinizde bir şey olmasa biriniz bir şeyden alır yani. Hani tek başına olsan tamam da ya. Doğru. Ayakkabılarınız ama bunu diyen kız daha deminden birini gösterdi. Dedi ki bunu da al, bunu da al, bunu da al. Şey, kombin yaptınız bir yani ben görmeden. Ben şunu yaptım. Bu şeyle bu şeyi yaptım. Hani akşam vakti falan yemeli bir akşamı spor. Ya bunlar hepsi gündüz arkadaşlar. Böyle Berra bunları koydurdu. Annem de bakacak zaten. Aynen. Bunlar gece bak, için giyeceklerim. Gece bir de fazla almışsınız fark ettim. Gece için fazla mı? Bunlar benim ekstra götüreceğim basic tişörtler. İlla giyilir diye. Şunlar. İlla nerede giyilir canım? Canım bir tanem, bir tanem. Bunları böyle koyacaksın. Bunu böyle yapma. O kadar böyle tam şeylik ki. Şunları çıkart. Bakın buraya da ceketleri koyacağım arkadaşlar.
şuraya. Bak şimdi burası tamam kıyafet bölümü. Buraya ceketleri falan koyacağım. Buraya iç çamaşırları, makyaj malzemesi ve birkaç şeyler. 8 kiloluk bavulunda boş kalıyor. Şöyle yapacaksın. Bir dakika ben şimdi arayacağım. 8 kiloluk valize bütün ayakkabıların ve şeyini koyacaksın. Makyaj malzemelerini oraya koyacaksın. Niyesini söyleyeyim sana. Çünkü burasının boş kalması lazım. Niye? Çünkü sen İspanya'dan dönerken bunlar dolacak. Anladın mı? Seni buraya en boş şekilde tutman lazım. O yüzden senin bu ayakkabılarını koyarken bütün çoraplarını ve iç çamaşırlarını ayakkabıların içine tıkıştıracaksın ki yerden tasarruf edeceksin. Hatta bunları buradan kaldır, en altı ceketlerini dümdüzle. Şunlar gibi, anladın mı? Makyaj malzemeleri ve ayakkabıların hepsini 8 kiloluk valize koy. Yani ıvır zıvır bütün eşyanı, tabii tırnak makası ve çorba dışındaki hepsini sırt çantanın içerisine koy. Yani kitaplarını götüreceksen kitap oraya. Bir tane olur. Tamam. Hepsini şeyine koy. Şarj aletlerin onlar bunlar. 8 kiloluk valiz ve bilgisayar çantanın içerisine koy. Anladın mı? Bütün ilaçların hepsini sırt çantanın içerisine koy. Tamam. Aa, annem bize şey hazırladı. Anne gibi anne be. Biraz kusun. Mide için, baş için, grip için, kasayı için. Ben bunun için de gluten de ekleyeceğim. Yarısından az yardım etti. Yarın da annem gelecek beni ziyarete. O da bavulu kafama ve bana yardıma gelecek. Harika ve şeyler olacak. Bitecek evet. Artık az kaldı yani. Ben bugün bu kadar hızlı olacağını düşünmüyordum ama bence kolay oldu. Senin de olman beraber burada. Ben 3 kişiyle değiştirdim. 3 kişi olunca herhalde yani şey oluyordu zaten. Yarın da annemle birlikte 4 kişi bu bavulu hazırlamış olacağız. Mükemmel, süper. Her konu yarın hazır. Evet. Şu an her konumuzu da abla. Yarın annem geldiğinde tekrar valiz hazırlarken görüşürüz. Dostlar, bir sonraki günden merhaba. Şimdi annem geldi benim minnoş evime. Bavulu kapatmadan önce çantaları ve ayakkabıları nasıl yerleştireceğimizi şey yapacağız. Çünkü annem demek yani, bir iş yapmak demek, yerleştirme ve bavul sası falan demek. Yok yani. Ya. Ya benim aklım vermiyor da, o da olabilir anne. Hani o da bir ihtimal. Sadece pratik düşünüyorum. Evet işte. Bu ayakkabı, bu pandere. Tarif falan almayacağım. Çantanın içine koyulmuyor zaten. Ya şey, çorapları ya ayakkabını ya bunun içine koy. Ben çantayı tercih ediyorum. Çantanın formu bozulmasın diye. Anladım. Aa, az ayakkabı alıyorum. İki ayakkabı, bir topuklu, bir sandalet. Bunu koymadan sileyim mi etrafını? Tabii ki sil. Orada uğraşmak istemiyorsan sil. Anne, aslında ben çok gerçekçi bir insanım. Sen bana göre daha da gerçekçisin. Gerek yok o kadar gerçek. Hayat zaten yeterince gerçek. Değil mi? Buradan beni görebiliyor musunuz siz ya? Bir şey de yapmıyorum ki, ayakkabı siliyorum. Çalış göle. Ay ben doğum günüm, lohum ettim, sana göstereceğim birazdan. Çok beğeneceksin. Değil mi kızım, beni dans ettiğin mutlu olacaksın. Deli gibi dans ettim, deli tamam. Gibi. Aa, ben yerini alacağım biliyor musun? Düzleştiricimi. Kol çantası almayacaksın o zaman yanına, değil mi? Hayır. Tek sırt çantası alacağım büyük işte, her şey. Ağırlık da yapacağım. Kız bayağı yerim olsun, yani bu kadar az şey edeceğim, düşünebiliyor muydun? Kombinlerini düzgün yaptın ama. Evet. Bela sağ olsun. Ondan bir de şey, fazla yani gereksiz bir şey almadım. Çantalarım biraz fazla gibi geldi bana. Beyaz zaten banko. Siyah mecbur. Mavi de banko de. Şuna turuncu... Yani bu 8 kiloyu geçer mi acaba? Tartalım var. Nerede yazısı görünce ki? 7 kilo. Makyaj malzemeleri bile sardım işte. Evet. Şunları içine koyacağım. Bunları boşaltacağım. Makyaj malzemelerini birine... Onları birine, onu da tartarız. Tartarım ben. Buna başka ne koyacağım? Başka ne koyacağım? Başka bir şey koymayacağım. Kameranla şeyin zaten çantamda olursa. Evet, tripodum. Çorapları bazen şey yapıyorum. O. Şu an ne yapacağım? Kap olan kısımlarına koyuyorum. Ya da işte buruşmayacak bir tişörtün bir şeyin varsa. Sen şimdi benim şeyimi ne yaptın? Böyle katlama. Bak ama. Şurasını bozma. Anladın mı? Bu boşluğu bozma. Neyi ne yaptın? Arkadaşlar çok zor bir durumdayız yani. Çok zor durumda değiliz. Alt üst kıyafet hazırlıyoruz. Bence çok zor anne. Ben kıyafet hazırlamak benim en zor... Sadece unutma bazı şeylerini. Unutmamanın gereken şeyleri. Onlar içinde hazırda listeler var. Biliyor musun sen? Ben de nereden vardı ya? Şöyle kağıt liste var. Her tatile giderken onu valizden çıkartıyordum. Yanlarına tik atıyorsun. Onu aldın mı? Onu aldın mı? Tik atıyorsun. Öyle bir şey edinmen lazım senin. Ben topuklu ayakkabı da aldım, spor ayakkabı da aldım iki tane, sandalet de aldım, şortlarımı da aldım, evet.
askılarımı da aldım. Daha da alacak bir şeyim kalmadı o zaman benim. Ceket aldın. Ceketlerini de aldım. Tamam, kot ceket alıyorsun. Bunu da gider tartıma koyacağım. Belki daha spor üstlüğünü koyarım. Giderken o sabah belki vaktimiz olsa sabah koşuya çıkarım dedim. Zaten. O zaman makyaj malzemelerini buna koyarsın. Tamam. Son dakika ona koyman daha kolay. Bunu açma bir daha. Bunu kapatırsın. O zaman şeylerini ayarla. Şampuan, duş iğneyi, diş fırçası, diş macunu. Onları ayarla, buraya bir koy. Düzleştiricini yarın düzleştireceğim mi saçını yarın? Hayır. O zaman onu da koy. Şimdi mi diye bir şey yok. Aklından geçirdiğini koydum zannedip unutursun. Bakın şu an valizim aşırı iyi oldu arkadaşlar. Bu kısımda gündüz giyeceklerim, burada akşam giyeceklerim, burada birazını buraya doğru böldük. Düzleştirici, iç çamaşırlarımı sakladık. Burada full ceketler var. Şuradaki minik valizin içerisinde ayakkabı ve çantalar var. Ya. Şu an bu kadar. Oraya işte beraber dedi ki annem oraya ne koyacağını bilir dedi. Benim orada ya normalde pet falan koyabilirsin ama renkli olmayacağım orada. Aynen. Poşetler, kirlilerini böyle bunlarla karıştırma. Bir poşet edinip bir tane orada var. O yüzden hep poşetler burada duruyor. Bir tarafına koy, öteki temizlerine. Çünkü bir yerde kalmayacaksın. Hani işte şuraya koydum da en son hepsi zaten kirli demeyeceksin. O yüzden koyabilirsin. Şunu çıkarabilirsin. Çıkar. Ona da şeylerimi koyacaktım. Şampuanla alakalı olan şeylerimi koyacaktım. Evet, akmasın diye. Hatta şampuanla olan şeylerini bir streç filmle saralım. Ondan sonra koyalım. Tamam, hiç akmaz. Bak kısımlarını. Tamam. Neredeyse hazır her şey. Bakın. Tahmin ve daha 2 gün var. 16.5. 16.5. Çok çıkamaz. Vay. 12.60 mı? 12.60. Anne. Resmen yurt dışına gidiyorum. Bavulum 12.60. Ya içine bir şey, bir şeyler alabilirsin orada. 8 kiloluk alışveriş yapabilirim. Bir de burada büyük sırt çantam var arkadaşlar. Tabletim, iPad'im, işte makyaj malzemelerini buna koymayacağım. Amele gibi taşıyor ama güneş gözlüklerim var. Evet bak. Tamam, 20 kiloyu doldurursak. Of ya. Şunu alacağım, şunu alacağım, şunu alacağım, şunu alacağım. 4 tane. Evet. Kombine göre. Oh canım. Tamam, ben 20 kilo olur demiştim sana değil mi? Şunu ne yapayım? Bu optik olan. Optiği var yani onda. Ama kemik daha çok seviyorum. Onu çok kullanmayı. O zaman alma. İstemiyorum bunu almak, almayacağım. Sakın ha, ezmemeye çalış. Yani öyle bir söyledim ki kesin yani. Ya yerini koyduğum yerleri gör ki onu yani ona göre hareket etmemek. Yani onlar baksın bana 13 kilo yapar bunu. Arkadan bir fon müziği çalar arkadaşlar. Annem annem sen üzülme. Ne yapacağız arkadaşlar? 2 günlük süren bavul hazırlama videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Artık bundan sonraki videolarda yanımda annem ve İstanbul olmayacak. İspanyol. Seviyorum. İki geldin, iki yardım ettin. Sen o zaman nasıl kapatacağımı bilmiyordun. Hazırlamışsınız siz zaten. Ay, unuttuğum bir şey yok değil mi benim? Pijamamı koymadım. Ya. Arkadaşlar bundan sonraki videolarda İspanya Part 2 varış videosunda görüşmek üzere.